basına ve kamuoyuna, bize göre siyasette siyaset yaparak ulaşılabilecek makamlar da bizzatihi amaç değil araçtır. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, hakkın rızası içinde hakka hizmet etmek için bir araçtır. Hüdapar olarak kuruluşumuzdan bu yana başka bir partiyi rakip olarak görmedik. Ancak sistemin alternatifi bir parti olduğumuzu defalarca ifade ettik. Sistemi değiştirmek, sistemi halkın inanç değerleriyle barıştırmak, temel değerlerimizi siyasete taşımak ve hakim kılmak istiyoruz. Evet, partimiz yenidir. Ancak davamız insanlık tarihi ile başlamıştır. Hüdapar olarak yerel seçimlere çok iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz ve halkın çok büyük teveccühünü görüyoruz. Partimizin belirttiğimiz ilkeleri halkımıza anlattığımızda farkı onlar da görüyor ve müşahede ediyorlar. Bu durumla ilgili onların kalbinde birer heyecan yapıyor. Partimizin kuruluşu ile birlikte halkın önüne gerçekten seçme halkı konulmuş oldu. Partimizin çalışmalarını kendilerinin sonraları olarak gören özellikle PKK, BDP'liler haksız bir biçimde tahammül göstermeyeceklerdir. Partimizin çalışmalarını kendilerinin sonraları olarak gören özellikle PKK ve BDP'liler haksız bir biçimde tahammül gösteremektedirler. PKK, BDP'nin bazı cahil takımları ise partimize olan bu yönelimin sevgi ve sevinin karşısında adeta kudurmuş ve sersemlemişlerdir. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Mücrimlerin müminlere yaptıkları saldırılara göz yumarak ses çıkarmamanız sizi onların yaptıklarına ortak kılmaktadır. İddia ettiğiniz gibi eğer gerçek bir huzur ve güven ortamı oluşturmak istiyorsanız bu mücrimlerin yaptığı saldırıların faillerini bir an önce ortaya çıkarmanız gerekmez mi? Bizler Hüdapar Mersin Teşkilatı olarak şunu söylüyoruz. Halkımızın onları görüyor ve her şeyin farkındadırlar. Elbette sizler bu korkularınızla yüzleşecek ve göreceksiniz ki zaman Hüdapar zamanıdır. Çünkü bu halk kaosa değil, huzura, savaşa değil, barışa, düşmanlığa değil, kardeşliğe muhtaç kalmıştır. Hak ettiği hizmeti görmek istiyor ve Allah'ın izniyle Hüdapar hakkı hak edene muhakkak verecektir. Son olarak yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor, kardeşlerimize geçmiş olsun temennilerinde bulunuyoruz ve faillerinin bir an önce yakalanılmasını talep ediyoruz.